Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar yeni bir videomdan daha. Biliyorsunuz İstanbul'dayım şu anda. Buz hokeyi maçlarım var. Dün bir antrenmana çıktım. Dün Dilevele Gül antrenmana çıktım. Off verdim. Yarın maç var. Ama size bazı şeyleri anlatacağım. Kendi işimde yaşadığım, bazı olumsuz son zamanlarda yaşadığım kendimle alakalı olumsuzluklar. Bunlar da size ders olsun. Bakın bu video ders niteliğinde, özellikle sporcular ya da spor yapanlar, profesyonel anlamda olsun ya da sedanter anlamda olsun, hani bir iş güç sahibisinizdir, yanınızda spor yapıyorsunuzdur. Dikkat etmeniz gereken, kendi hatalarımdan yola çıkarak dikkat etmeniz gereken bazı hususlara değineceğim. Şimdi sevgili dostlar, sosyal medyada devamlı birileriyle alakalı videolar yapılıyor. Benim çevrem. Kimi görsem X şahıs hakkında videolar yapıyor. Ya da genç YouTuber'lar aynı şekilde hani başkalarıyla alakalı konuşmalar yapıyor. İşte ya kendinden bahseden çok az kişi var. Çünkü çoğunun sağlam bir spor geçmişi yok. Evet, ufak tefek bir ağırlık çalışıyorlar. İşte kitap okuyorlar, bir şeyleri ezberliyorlar, sizlere anlatıyorlar. Başka insanları konu malzemesi yaparak anlatımlar yapıyorlar falan ama arkadaşlar dile kolay. Bakın 33 yıl, 34 yıl, 10 yaşında spora başladım ben. 34 yıllık bir spor kariyerim var. Şimdi size ne anlatacağım? Kulağınıza küpe olsun bu anlatacaklarım. Şunu anlatmak istiyorum. Ben yolda bir tane çocuk gördüğüm zaman, kendi oğlum dahil, 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında çocuklar görüyorum böyle. Antrenmana gidiyorlar, işte maçlara gidiyorlar. Ya da televizyonda görüyorum 20 yaşında, 18'de, 19 yaşında, 20 yaşında gençleri köpek gibi mücadele ederek maçlar yapıyorlar, müsabakalara çıkıyorlar. Hayatım boyunca hep adrenalin yüksek sporlar yaptım. 28, 27, 28 yıl buz hokeyi oynadım. Hala oynamaya devam ediyorum. Ama bazı aksilikler oluyor. İşte onları anlatacağım size. Futbol oynadım, basketbol oynadım. İşte vücut geliştirme yaptım. Hepsini de böyle yapabildiğim kadar top seviyesinde yaptım öyle. Hani lay lay lom olsun diye değil yani. Futbol, basketbol lisanslı olarak oynadım. Buz hokeyi ve vücut geliştirmeyi hani dünya podyumlarına çıkarak yaptım. Milli sporcu, milli antrenör oldum. İki branşta da. 34 yıl geçmiş. Şimdi baktığım zaman acayip bir şekilde böyle o küçücük 7 yaşında çocuğa bile imreniyorum biliyor musunuz? Neden? Çünkü oğlum da aynı şekilde ya da 20 yaşında gençleri görüyorum. 20-25 yaşında gençleri. Bedensel sağlıkları çok iyi. Bir bel fıtıkları yok, bir boyun fıtıkları yok, bir kas ağrıları yok. Bir omuzlarıyla alakalı problemleri yok. Yani gerçekten de hani imreniyorum. Yani şey istiyor. Böyle, hani hala demek ki benim içimde o enerji bitmemiş. Hala böyle onlar gibi böyle mücadele edesim var. Hala böyle maçlara çıkasım var. Hala koşturasım var. Hala böyle hayata karşı acayip bir beklenti var içimde. Acayip bir enerji var böyle yani. Hani beni takip edenler, tanıyanlar zaten bilir. Şuraya gelmek istiyorum. Şimdi ben bu pazar günü maça çıkacağım. Ama bel fıtıklarım nüksetti. Bir tane antrenman yaptım. Uzun zamandır kaymıyordum. Bir 3-4 yıldır, 3 yıldır falan buz açı. En son 2022'de işte 2 yıl olmuş liglerde oynadım. Kuşadası'na taşındım. 2 yıl oldu. O zamandan beri liglere katılmıyorum. Bu yıl tekrar katılıyorum. Ama çıktım böyle buza. Çatır çatır kayıyorum. Hatta bir tane videosunu size videonun sonunda paylaşayım. Şeyin sonunda, bu videonun sonunda izleyin, paylaşayım. Çatır çatır hala kayıyorum, oynuyorum ama bel fıtıkları nüksetti. Bakın, insanın hani bu kadar enerjisi olup, bu kadar istekli olup da fiziksel olarak durdurulması inanın bana çok dokunuyor. Ben çünkü hiperaktif bir adamım. Dolayısıyla bu sorunların, bu sıkıntıların beni durdurması inanın beni çok zorluyor. Şimdi nereye geleceğim biliyor musunuz? İşte benim sakatlıklarım var 34 yıl. Hani omuzlarımda 2,5-3 milimlik yırtıklar var. Belde fıtık çıktı. Dizlerim zaten 27 yıldan dolayı darbelerden dolayı falan hani
sıkıntılı durumda. Daha anlatmam gereken birçok şey var ama şimdi önemli olanları söylüyorum ben size. Bakın şu kulağınıza küpe olsun. Hayatınız boyunca hiçbir zaman kaslarınızı kuvvetli tutmayı bırakmayın. Ben şu anda ayakta durabiliyorsam, her gün antrenman yapabiliyorsam, buz okeyine, buza çıkıp dünyanın en sert sporu, en süratli, en adrenalinli, en kondisyon isteyen sporunu yapabiliyorsam, bu benim kaslarımın kuvvetli olmasından kaynaklı. Çünkü kaslarım bütün omurgamı tutuyor. Dizlerimi, quadriceps, hamstring kaslarım, calf kaslarım, diz kaslarımı destek vererek dizimdeki işte çapraz bağlardaki, menisküslerdeki sıkıntılarını bana yaşatmıyor. Dolayısıyla her ne olursa olsun muhakkak ve muhakkak sporu hayatınızdan çıkarmayın, ağırlık kaldırmayı hayatınızdan çıkarmayın, kaslarınızla kuvveti tutun ki ilerleyen yaşlarınızda, zamanlarınızda sizi kaslarınız ayakta tutacak. Bakın çok önemli. Bu çok önemli. Kas zayıflığı olsa ben de şu anda belki merdiven bile çıkamam. Samimi söylüyorum. Buradan videonun en önemli konusuna gelerek kapanış yapacağım. En önemli konusu şu. Arkadaşlar kimsenin gazına gelmeyin. Sosyal medya şaklabanlarının gazına gelmeyin. Öyle göstermelik, ağır ağır çalışan bir tayfa var. Bir de gerçekten de bu işi bilimsel yapan bir tayfa var. Size kas gelişimi ya da hipertrofi, güç kuvvet antrenmanları, sürat kuvvetle devamlılık, çabukluk antrenmanlarını çok düzgün şekilde gösteren, hem antrenman olarak gösteren hem de anlatan insanlar var. Bunları takip edin. Sırf çok rating, çok gereksiz antrenman yapan, gereksiz bir şekilde, aslında öyle çalışmıyor ama o anda rating olsun diye size öyle gösteriyor. Size öyle zannediyorsunuz. O ağırlıklara giriyorsunuz. Sakatlanıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Ağır kiloyla çalışmak matah bir şey değil. Ha profesyonel olarak bir powerlifter'sınızdır. Bir strongerman'sinizdir. Affedersiniz köpek gibi para kazanıyorsunuzdur. 50'li 60'lı yaşlarınızı düşünmüyorsunuzdur. Ama 50'li 60'lı 70'li yaşlarınızı düşünerek antrenman yapın. Gerçekten profesyonel anlamda çok iyi para kazanan bir strongman, powerlifter değilseniz vücut geliştirmecilerin bile o kadar ağır kilolarla çalışmasına gerek yok. Kas gelişiminde, hipertrofide önemli olan kasa hasar vermektir. Siz güç adamı değilsiniz, yani strongman değilsiniz ya da bir powerlifter değilsiniz. Yani. Dolayısıyla hem profesyonel olarak takım sporları yapan sporcular, hem vücut geliştirmecilerin, lütfen rica ediyorum, bakın ben bu hataları yaptım, işte konunun burasına geleceğim şimdi. Ben de gaza geldim, on dedim, şuna bak dedim, ya ben de kaldırırım, ben de girdim mesela. Aa dedim, bu 180 bence giriyor, ben de yaparım dedim, ben de girdim mesela. Aa 250-300 squat basıyor dedim, ulan benim neyim eksik dedim, ben de girdim falan, aldık elimize. Sonra işte böyle. Bu hataları yapmayın. Sosyal medyada sizin gözünüzü boyayan kişilerin tuzağına düşmeyin. Hem fizyolojik olarak hem de psikolojik olarak kendinizi her zaman, her şarta, her koşula hazırlayarak antrenman yapın. Dediğim gibi bu beden, bu iskelet sistemi size 60 yaşında da 70 yaşında da lazım. O yüzden bilinçli antrenman yapın. Ağır çalışmayın, aynı bölge arka arkaya çalışmayın, çok kendinizi yıpratmayın. Kendinize sağlıklı bir antrenman sistemi oluşturun arkadaşlar. Bununla da iyi beslenme, iyi dinlenmenize de önem verin. Kan tahlillerinizi yaptırın. Ortopediye ara ara kontrole gidin. Kardiyolojiye kontrole gidin. Bunu her zaman her videomda söylüyorum. O yüzden son olarak toparlamam gerekirse, hiç altyapısı olmayan, sporla alakası olmayan, bir tane lisans çıkartıp bir branşta hayatı boyunca spor yapmamış ya da 19-20 yaşındaki bir genç daha ne yaşamış ki size ne verebilir? Çok onlara kulak asmayın. Tecrübeye kulak verin. Çok tecrübeli hocalarınız var. Onların anlattıklarına kulak verin. Ben dile kolay 34 yıl spor geçmişimle alakalı bütün birikimlerimi size anlatıyorum ve sizleri her zaman uyarıyorum. Yapmayın bunları. Beslenmenize çok 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 dikkat edin. Dinlenmenize çok 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 dikkat edin. Bunlar sizin gelişiminizin çok önemli. Antrenman planlamalarınızı çok iyi yapın.
Gaza gelip çok ağır kilolara girmeyin, tekrar söylüyorum. Siz önemli olan ilerleyen zamanlarda, bakın ben 44 yaşındayım, belli bir yaşa gelince anlıyorsunuz. Önemli olanın aile olduğunu, evladınız olduğunu, ananızın babanızın olduğunu, çevrenizdeki sizi sevenlerin olduğunu ve sizin onlara lazım olduğunu anlıyorsunuz. Ama sağlıksız bir şekilde onlara bir şey veremezsiniz. Benim şu anda canım çok çekiyor. 20 yaşında gençler gibi hem iskelet, hem kas, hem fiziksel olarak sağlıklı olayım, devam edeyim, savaşayım falan. İnanılmaz istiyorum yani, anlatamam size. Ama olmuyor işte. Zamanında yaptığımız, bizim zamanlarımızda ne hoca vardı, ne kitaplar vardı, ne bu kadar teknoloji vardı. Çok hatalar yaptık. O hataları size, sizin yapmamanız için kendimden örnekler vererek anlatıyorum. Ben çok gözüm kara, her şeyde gözüm kara. Vücuduma, bedenime hiç iyi bakmadım. Çünkü çok gözüm karaydı yani hani. Korkusuzdum. Kendimi de hiçe saydım. Hala kendimi hiçe sayıyorum baktığımda. Yani öyle bir spor yapım vardı benim. Umurumda değildim yani. Sakatlamışım, yaralanmışım, dayak yemişim, ağzım burnum patlamış. Bunlar olsun daha gaza gelirdim falan böyle yani. Ama bu iş böyle değil. Siz lazımsınız. İlerleyen yaşlarda ailenize, evladınıza, sizi sevenlere, çevrenize, eşinize lazımsınız. O yüzden adımlarınızı bilinçli atın arkadaşlar. Benim bu dediğim hataları yapmayın. Benim şu anda çok isterdi ki iskelet, kas sistemim, fiziksel sağlığım dört dörtlük olsun da işte Survivor'a da gideyim, Survivor'dan çıkayım, Amerika'ya gireyim, orada da sesimi duyurayım, işte yurt dışına açılayım, dünyaya açılayım falan filan. Ama maalesef olmadı. Bu kadar da kalabildim, bu kadarını yapabildim. Elimden bu geldi. Onun yanında oyunculuk yaptım. Hala oyunculuk yapıyorum. Proje gelince gidiyorum. Ha baktığın zaman evet, hani evin bir odası kupayla madalya dolu. Kaç branş da birden. İşte milli sporculuk anılarım, dünya şampiyonalarım, Avrupa şampiyonalarım, kontinental kaplar, olimpiyat elemelerim, vücut geliştirmede kazandığım başarılar, milli takıma podyuma çıkışlarım. Hep aklımda bunlar. Ama şu anda da daha fazlasını yapmak istiyorum. Ama izin vermiyor bedenim. Bedenim izin vermiyor. Yaşla da alakası yok bunun. Beden sağlığıyla alakası var. Samimi bir şekilde ben bunları size açıklamak istedim, anlatmak istedim. Eğer bu video kulağınıza küpe olursa beni dinleyin, nasihatime uyun. Her zaman çok 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 dikkat ederek bir kariyer planlaması yapın kendinize spor konusunda. İster profesyonel olun, ister sedanter fark etmez. İyi bir sistemde, iyi bir antrenman planlaması ve programlamasıyla gidin. Kimsenin de gazına gelmeyin arkadaşlar. Allah'a emanetsin. Sizleri çok seviyorum. Allah'a ısmarladık.